Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu usulü din, yani dinin temelleri. Usul kelimesinin anlamı asıl, temel, ilkeler anlamına gelmekte. Bir şeyin aslı, temeli, bütün varlığın esasının dayandığı nokta olarak ifade ediyoruz. Bugün her şeyin aslı, temeli, özün özü dediğimiz nokta hak noktası. Bu nokta itibariyle güzel canlar, usulü din noktasında bizim bir altyapımızın oluşması gerekiyor. Çünkü bir genelde muhabbetlerde de fark ediyorum, canlarda da fark ediyorum. Usulü dinin ne olduğu noktasında bazı eksikliklerimiz var. Bizim bunu tamamlamamız gerekiyor. O zaman usulü din noktasında bizlerin şunları bilmesi lazım. Bir, tevhidin tam anlamıyla ne olduğunu, nübüvvetin ne olduğunu, adaletin, adıl dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla nasıl bir vasıf ve nitelik içerisinde bulunduğunu, İmamet ve velayeti tam anlamıyla bilmemiz gerekiyor. Ahlak ve meat denilen nokta var. Genelde bazı kesimlerde bunların içerisinde ahlak ibaresi konulmuyor ama haksal irşat içerisinde bu ilke de bu işin içerisine alınıyor güzel canlar. Peki usulü din dediğimiz, dinin temeli dediğimiz, dinin aslı dediğimiz, dinin kaynağı dediğimiz nokta ne? Örneğin, eğer ki Cenab-ı Hakk'ın varlığı olmamış olsaydı, o zaman hiçbir şeyin meydana gelmesi, zuhur etmesinin de mümkünatı olmazdı. O zaman aslında dinin temeli, dinin esası Cenab-ı Hakk'ın varlığına dayanıyor. Din kelimesi neydi etimolojik olarak? Cenab-ı Allah'la bağ kurmak. Peki bu bağ kurabilme veya da bu bağ kuranlara ne isim veriliyor güzel canlar? Önemli olan nokta bu. Bir yaratıcı var. Fakat bu yaratıcının varlığını, bu yaratıcının vasıflarını, bu yaratıcının niteliklerini bilebilmek için o yaratıcıyı tanımak gerekiyor. Eğer ki yaratıcıyı tanımıyorsanız, yaratıcıyı bilmiyorsanız sizin onu tanımlamanızın, onu bilmenizin mümkünatı yok. Düşünün, görünen bir alem var. Ama görünen bu alemin dışında görünmeyen bir alemin varlığından bahsediyoruz. Bu görünmeyen aleme ne diyoruz? Batın alemi diyoruz. İç alem diyoruz, enfüs diyoruz, siret diyoruz. O zaman görünmeyen bu alemi görme noktasına gelenlerle göremeyenler arasında iki farklılık söz konusu güzel canlar. Bu alemi görüp bu alemden haber getirenlere nebi deniyor. Nübüvvet denilen nokta bu. Nebe kelimesi haber demektir. Nebi ise haberci anlamına gelmekte güzel canlar. O zaman tevhid anlayışını bizlere bildiren, tevhid anlayışının gerçek yapısını bize ulaştıranlara biz nebi diyoruz, haberci diyoruz. Peygamber kelimesi Arapça bir kelime değil güzel canlar. Peygamber kelimesi Farsça bir kelime. Peyam ve ber kelimelerinin birleşmesi sonucu oluşan bir kelime. Dikkat edin, bizim cemlerimizde Peyk isimli bir hizmetimiz var. Peyk ne demek? Cem'in nerede olacağını topluma bildiren kişiye Peyk deniyor. Bu peyam ve Peyk aynı kökten. Peyam getiren, pardon, haber. Ber, haber getiren, haberci. Fakat biz nebi kelimesinin üzerinde duracağız.
Nebi kelimesi iki tane kelimeden oluşur ki güzel canlar. Nun ve B harfinden oluşur. Yani Cenab-ı Hakk'ın nurunun B'nin altındaki sırdan, B'nin altındaki o noktanın gerçeğinden haber getirenlere Nebi deniyor. Eğer ki biz B'nin altındaki o noktanın hakikatine, aslına, gerçeğine ulaştığımız takdirde eğer ki tebliğ noktasına maruz kalırsak buna nebi deniyor. Ama tebliğ noktasında değil, tebliğ edenlerden sonra geliyorsa bunlara imam veya da veli denilmekte güzel canlar. Onun için bizim bu dinin esasları dediğimiz noktayı kesinlikle tam bir anlamıyla anlamamız lazım. Örneğin adalet kavramı Allah'ın adıl ismi. Adıl demek Cenab-ı Hakk'ın tam bir adalet sahibi olduğunu ifade etme noktasında kullanılan bir esma. Peki Allah'ın adaleti nasıl işleyecek? Yeryüzünde hiç kimse kendi hayatından, yaşamından veya da var olan sıkıntılardan dolayı bir isyan içerisinde, bir tepki içerisinde, haksızlıklar yapılmakta, adaletsizlikler yapılmakta. Bu haksızlık ve adaletsizliklerin bir karşılığının olması lazım. Örneğin, eğer ki yeryüzünde yaşanan veya da kainatta yaşanan adaletsizliklerin bir karşılığı yoksa, o zaman Allah'a inanmanın bir mantığı olmaz. Neden? O zaman materyalist bir seviyeye düşer. Tez, antitez, sentez dediğimiz bir olguyla birlikte maddenin devingenliği noktasında sürekli bir döngüyle dönen hiçbir hesabın, hiçbir sorgunun, hiçbir adaletin olmadığı bir nokta oluşur. Örneğin bizi komünist yapıdan, materyalist yapıdan ayıran en büyük özellik şu: Cenab-ı Hak tecelli ettikten sonra tecellisiyle meydana gelen bütün varlık bulundukları istidat gereği. Örneğin madde alemi dediğimiz bir alemde bu söz konusu değil. Nebat alemi dediğimiz bitki aleminde de bu söz konusu değil. Hayvanat dediğimiz alemde de söz konusu değil. Ama ruhundan üfleme ve akıl melekesine sahip olan insan sorumluluk sahibi. O zaman yaptığı her şeyin bir bedelini ödemesi gerekiyor. Oysa materyalist bir yapıda burada ne yaşanıyorsa yaşanıyor. Daha sonra hiç kimsenin hesap vereceği bir nokta yok. Çünkü bir yaratıcıya inanma olgusu yok. Ama biz ne diyoruz? Bir yaratıcı var. Bu yaratıcı yeryüzünde herkesin ameline göre karşılığını verecek. Hatırlarsanız Rahman esması şuydu: Cenab-ı Hak yeryüzünde iyi ve kötü demeden herkese eşit bir mesafeyle yaklaşır. Ama rahim dediğimiz nokta yeryüzünde ameliyle, takvasıyla, işleyişiyle, güzellikleriyle, hayra ve barışa yönelik iş işleyenlerin ahiret aleminde karşılığını veriyor. O zaman bu noktada bir adaletin sağlanması gerekir. Dikkat ederseniz yeryüzünde isyankar olan birçok insan kendisi kötülük gördüğü zaman, zarar gördüğü zaman, ziyana uğradığı zaman sorguladığı şu: Allah nerede? Niye müdahale etmiyor? Neden benim hakkımı vermiyor? Hakkını vermek ne demek? Beni kırdı, incitti, aldattı, kandırdı, dolandırdı. Onun belasını vermesi lazım. Bela ne demek? Kolu kırılacak, bacağı kırılacak, felç olacak. Ha, o zaman Allah var. Bak, benim hakkımı ona bu şekilde ödettiği noktasında bir yaklaşım içerisine giriyor. Bu tamamen avamın yaklaşımı. Bakın bunu unutmayın. Bu avamın yaklaşımı. Bu nokta itibariyle de mead denilen bir sorgu ve sual olgusu var. Herkes
yaptığının karşılığını verecek. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler ne diyor? Kim zerre kadar hayır işlemişse karşılığını görür. Kim zerre kadar şer işlemişse karşılığını görür. Dikkat ederseniz karma noktasında ifade edilen bir söz var. Eylemler. Herkes eyleminin karşılığını görecek. Yalnız uzak doğu karmasıyla değil güzel canlar. Haksal irşat içerisinde nebevi öğretinin anlattığı karma içerisinde bunun bedelini verecek. Çünkü bizim karma anlayışımızla uzak doğuların karma anlayışında çok büyük farklılıklar var. Aynı zamanda Alevi inancında, haksal irşatta karmayı bertaraf etme noktası dediğimiz bir nokta da söz konusu. Düşünün, birini kırdınız, yıktınız, hakkını aldınız. Bu sizin için kötü bir eylem. Bunun bir karşılığı var. Ne ekerseniz biçeceksiniz. Eğer ki giderseniz, özür dilerseniz, barışırsanız, onun hakkını verirseniz karmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Bakın dikkat edin. Rızalık noktası karmanın önüne geçti. Cemler de rızalık almadan cem yapmamanın nedeni bu. Neden? Herkes birbirinden razı olacak. Herkes birbirinden memnun olacak. Herkes birbirine rızalık vererek razı etme noktasına gelirse karma diye bir şey söz konusu değil ki. Onun için cemlerde yapılan bu rızalık noktası müthiş bir nokta. Ne diyor? Razı olmuş ve razı etmiş olarak dön Rabbine. Bunun anlamı ne? Eğer ki kul kulu razı ederse, kul kulun hakkını yemezse, kul kulu incitmezse Rabbinin rızasını kazanmış. Rabbinin rızasını kazanmak ne demek? Ben sevgilimin gönlüne girdim demek. En büyük sevgili Rab'sa, en büyük sevgili Allah ise, bütün varlıklar da onun tecellisi ise, ben hangi varlığı sevmiş, hangi varlığa hizmet etmişsem ona hizmet etmişim. Hangi varlığı kırmış, incitmiş, yıkmış, dökmüş, zarara ve ziyana uğratmışsam hakkı zarara ziyana uğratmış olurum. O zaman bir insanın cümle varlığı razı etmesi demek Cenab-ı Hakk'ın koşulunda onun rızasına, sevgisine, yakınlığına mazhar olmak demektir güzel canlar. Bu nokta itibariyle haksal irşatta olan her canımız usulü din dediğimiz dinin temelleri, dinin aslı, dinin ilkeleri dediğimiz bu noktaları net bilmesi gerekiyor. Tevhidi, nübüvveti, adaleti, imamet ve velayeti, ahlak ve meat dediğimiz bir noktayı bilmemiz lazım. Zaten Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayan bir kişinin Cenab-ı Hakk'ın katında onun koşuluna gelmesinin mümkünatı yok. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek Allah'ın vasıf ve niteliklerine benzemek demek güzel canlar. Örneğin biz tevhid anlayışını işlerken La ilahe illallah kelimesini kullanıyoruz. Farkında mısınız? La ilahe illallah. Ne demek? Allah'tan başka ilah yok demek güzel canlar. Yalnız La ilahe illallah kelimesinin en büyük şirki, en büyük karşıtı ilahçık olan insanın kendisidir. Çok dikkat edin. İlahçık dediğimiz noktada olan insan en büyük şirki işlemekte. Neyle? Benlikle, egoyla, kibirle, kıskançlıkla, kötü duygu ve düşüncelerle. La yok demek. La ilahe ilahçıklar yok. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Peki bir insan varlığı kendisine veriyorsa ilah olmaz mı? Malik esmasıyla var olan her şey
veya da varlık noktasında elde ettiklerine malikiyet gözüyle bakıp sanki ebedi onunla kalacakmış noktasında baktığı zaman yine aynı konuma düşecek. Bakın dikkat edin. İnsan bütün ilahçıkları yıkabilmesi için varlığı Cenab-ı Hakk'ın varlığına teslim etmesi gerekiyor. La ilahe illallah demekle Allah'tan başka ilah yok diyemezsiniz. Ne zaman varlığı Cenab-ı Hakk'ın varlığına katarsanız la ilahe illallah kelimesini kalben, sezgisel akıl ile söylemiş olursunuz. Yani onun koşuluna gelmiş olursunuz. Bu nokta itibariyle kelime-i tevhid bu işin aslı, bu işin hakikati, bu işin özün özü. Herkes la süpürgesiyle ilahçıklarını temizlemedikçe ve Cenab-ı Hak ile bağ kurmadıkça la ilahe illallah demesi kelamda kalacak, sözde kalacak. Ama haksal irşatta bulunan hiçbir canın derdi, unutmayın güzel canlar, hiçbir canımızın derdi lafta, sözde kalma noktasına kalmak değil, hal noktasına gelebilmek. Onun için kişi kendisindeki ilahçıkları temizlemeden ne kadar la ilahe illallah derse boşuna demiş olur. Peki şeriat kapısında bu insanların söylemesi hak mıdır? Haktır. Avama hak. Neden? Çünkü avam edinimi edinmiş olan nebilerin getirdiğine güvendiği için o lafz üzerine, o kelime üzerine bunu söyleyebilir. Ama aksal irşatlı olan her canımız bunu görme noktasına gelecek. Yani şah damarından yakın olana yakın olduktan sonra, görme noktasına geldikten sonra artık bu laftan kurtulacak. Eğer ki bütün kainat şah damarımızdan yakın olan yerden tecelli etmişse, eğer ki bir kul bütün ilahçıklarını la süpürgesiyle temizlerse, kendisinde Cenab-ı Hak'tan başka bir şey kalmazsa, bütün kainatın kendisinden tecelli ettiğini görecek. Bakın dikkat edin, tek olanın tekliğine gelmedikçe, tek olanın tekliğini söylemek sözdür. Ama tek olanın koşuluna gelip tek olanı görme noktasına, duyma noktasına, hal noktasına geldiği zaman o zaman güzel canlar iş değişecek. Bu nokta itibariyle usulü din dediğimiz bu temel ilkeleri hepimiz bileceğiz, ezberleyeceğiz ama bunların açılımlarını da detaylı bir şekilde yapacağız güzel canlar. Şimdi birazdan kapanacak. Bugün Kemal Ulusoy